Hadi kızım, gel, kahvaltı hazır. Geldim. Bu ne ya? Ne oldu kızım? Nereden aldın bunu? Pazardan mı? Evet, pazardan. Ne var, beğenmedin mi? Nesini beğeneceğim ya? Şuna bak, kireç gibi. Ben boşuna mı köpek gibi çalışıyorum? Ay, bırak kızım. Günah. Bunu bulamayanlar da var. Ben yerim. Öf, ne yaparsan yap. İdare, idare, idare. Defolun buradan. Hadi. Yapmayın. Yürü. Yapmayın. Ne olur. Bu kış gününde ne yaparım? Nereye giderim? Lütfen biraz anlayışlı olun. Ne? Bir de nankörlük ha. 3 aydır idare eden kimdi? İlk ay acım var diye erişmedim. 2. ay çalışıp ödeyeceğim dedim, bekledim. 3. ay yol gösterdim, yanaşmadı. Ben namusumla çalışır kazanır borcumu öderim. Ama namusumu satmam. Sıpanı da al, ne halin varsa gör. Korkma bebeğim. Sakın korkma. Hepsi geçecek. Bu kötü günlerin hepsi geçecek. Borcunu ödediğin gün eşyalarını alırsın. Git şimdi, defol. Al şu parayı. Al. Yok yok. Paran sende kalsın. Gerek yok. Hem bende biraz var. Ya al işte. Sendeki 3 kuruşta ne bitmez şeymiş. Çok şükür. Allah bereketini veriyor işte. Ya. Küflü peynirle kokmuş zeytin alırsan bereketli olur tabii. Ara bakkalı ne lazımsa iste getirsinler. Merak etme kızım, ben hallederim. Hadi sen yoluna git, geç kalacaksın. Geç giderim, erken gelirim. Kimse ağzını açıp tek laf edemez. Kızım patronun? Adamın sayemde satışları arttı. Peki kızım, peki kızım. Hadi güle güle git. Yolun açık olsun. Nereye gidiyoruz anne? Gidecek bir yerimiz var mı? Evet. Gidecek bir yerimiz var. Her gün bir şeye zam geliyor. Ama bizim 3 aylıklar yerinde sayıyor. Ona da şükür. Nur içinde yatsın rahmetli. Katır kuyruğu gibi. Ne? Maaş diyorum. Ne uzuyor ne kısalıyor. Hiç güleceğim yoktu. Nereden de bulursun bu lafları? Senin hiç değilse başını sokacak bir de evin var. Senin de bir kızın var. Hale nasıl desem, çok şükürsüz. Ne yediğini beğenir ne giydiğini. Sanki ben büyütmedim onu. Kestane kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş. O misal yani. Bak gör, evlenip çoluğa çocuğa karışsın. Bunların hiçbiri kalmaz onda. Yok mu isteyeni falan? Eskiden isteyeni çoktu. Ama hiçbirine gönül indirmedim. İş yerinden arkadaşı falan? Bilmiyorum. Bana söylemez böyle şeyleri. Neyse, düzelir inşallah. İnşallah. Hadi gel. Anne, daha ne kadar bekleyeceğiz? Bilmiyorum kızım. Thank you.
Anne kim bu teyze? Teyze değil kızım, anneanne. Gel yavrum, gel. Ay şimdi şuracıkta düşüp bayılacağım. Ver şu anahtarı da içeri girelim, donduk ayol. Anne benim canım sıkıldı. Aa, bak ne diyeceğim. Senin annenin bazı oyuncakları hala duruyor. Gerçekten mi? Yerini söyle ben alırım. Yatak odasında, dolabın üst gözünde. Hadi gel bakalım. Sen de mi oyuncak oynuyordun? Bir zamanlar ben de çocuktum. Yani Fatma kadın, onca zamandır şurada komşuyuz, bu kızından hiç söz etmedin. Pes yani. Eski bebeklerimi görünce bir tuhaf oldum. Jale nerede? Bebekleri doyurup uyutacakmış. Kaç sene oldu siz görüşmeyeli? 6 sene. 6 koca sene. Annen de ne ketummuş. İnsan anlatmaz mı hiç? Çatlar insana yo. Kolay mı teyze? Kızım çocuk yaşta evlenmeye kalktı demek. Daha doğrusu kaçtı. Kayıplara karıştı demek. Çok üzgünüm anne. Ama biliyorsun, Salih'in ailesi eğer bizi bulsaydı... Neyse. Eski defterleri açmanın bugüne kadar kime ne yararı olmuş ki? Peki sen nasıl dayandın bunca zaman aramadan sormadan? Aramasını aradı da. Görüşmemizi ne hale istedi... Ne de benim kocam. Peki şimdi nasıl ikna ettin kocanı? O öldü. Kolay gelsin hanımlar. Sağ olun. Bugün pek neşelisiniz. Haberler iyi galiba. Selin kahraman hilesini çok tuttu. Çocuklar bayılıyor. 5000 adet baskılı tişört siparişi daha geldi. Çok sevindim. Hadi hanımlar, göreyim sizi. Yeni ve farklı şeyler bekliyorum sizden. Hale. İhraç edeceğimiz giysilerde Osmanlı tuğrası kullanalım diyorum. Bir iki çalışma daha yapar mısın lütfen? Tabii yaparım. Tuğra'ymış. Köylü gelmiş, köylü gidecek. İşler iyi gidiyor. Sence ikramiye alır mıyız? Sadece sen alırsın. O da el altından tabii. Kızım, yeter artık. Ne olacaksa olacak. Anne ben acıktım. Hale teyze neredeyse gelir. Hep beraber yeriz. Anne, istersen ben ablam gelmeden Jale'yi doyurayım. Bakarsın. Haklısın çocuğum. Hadi gel ben seni doyurayım. Ne yiyeceğiz anne? Tarhana çorbası, bir de yoğurtlu ıspanak. Hoş geldin kızım. Anne. Misafirimiz var. Misafir mi? Ama sadece bugün misafir. Yarından itibaren artık onlar da bu evin insanı olacak. Bana neler olduğunu anlatsın. Ne bu böyle düşman gibi? Siz kardeşsiniz.
Yıllardır birbirinizi görmediniz. Hadi sarılın bakayım, sarılın. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Topla kendini. Halini görmüyor musun? Onun sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Seni hiç anlamıyorum anne. Bütün yaptıklarından sonra nasıl? Ya bizim ona yaptıklarımız? İnsanlar hata yapar. Ana dediğin, kardeş dediğin hata yaptığında da insanın yanında olur. Neden gelmiş? Kocası olacak o çulsuz. Salih ölmüş. Annen olarak istiyorum. Yaralı kardeşine sırtını dönme. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Adın neydi senin? Jale. Hale, Lale, Jale. Herkes bir arada. Tam senin istediğin gibi. Hadi hep beraber yemek yiyelim. Uyuyacak bu. Uykun geldi mi bebeğim? Yatırayım mı seni? Evet anne. Ben sobayı yakmıştım. O da ısınmıştır. Sağ ol anne. Ya kızı uyuttuktan sonra gel, seninle konuşacaklarım var. Tamam abla. İyi geceler. İyi geceler kızım. Bakıyorum torununa gelince sobalar yakılıyor. Odalar ısıtılıyor. Nerede kaldı idare? O küçücük bir çocuk daha. Ayrıca benim torunumsa senin de yeğenin. Ne yazık ki öyle. Hemen uyudu. Yorulmuştur tabii. Anlat bakalım. Keyifsizdi. Her hafta birilerinin işine son veriyorlarmış. Salih her cuma işe canı sıkkın gider. Eğer akşam yüzü gülüyorsa anlardık ki çıkarılanlardan değil. Sonra bir cuma onu beklerken haberi geldi. Bir kaza oldu dediler. Kimi intihar dedi, kimi dalgınlık. Kimi de garez. Tazminatı ne oldu? 3 kuruş tutuşturdular elimize. O da masraflara gitti. Dantellerden biraz birikmişim vardı. Ama yetiremedim. Buraya gelmekle en doğrusunu yaptın kızım. Elbette en doğrusunu yaptı. Hazır ev. Yufka yürekli bir ana. Eşek gibi çalışan bir abla. Daha ne olsun? Ben çalışmayı düşünüyorum. Bir mesleğin var mı? Malum liseyi bile bitirmedin. Elinden ne gelir ki? Canım, herkesin yapabileceği bir iş vardır. Mesela ne? Ben temizlik yapabilirim. Ya da bir lokantada yemek. Yok ya. Başka? Ben dikiş nakış bilirim. Belki bir terzinin yanında. Bak sen. Millet de Lale Hanım gelsin biz de çalışsın diye 4 gözle seni bekliyor ha?
Bu arada kendine zor bakan annem de çocuğuna bakar. Ben onu yuvaya vermeyi... 3 kuruş kazanacaksın, 5 kuruş yuvaya vereceksin. Vay vay vay, ne akıl be. Ucuz yuvalar da var. Tabii var canım. Her gün mikrop bit pire getirir, doktor ilaç parası derken astarı yüzünden pahalıya gelir. Kızım sen de her şeye tersinden bakma Allah aşkına. Bir yolu bulunur. Vallahi bunun yolu molu yok. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Taslakları yetiştireceğim diye sabahladın mı yoksa? Ay Allah kahretsin. Nasıl da unuttum. İnsan da akıl bırakmıyorlar ki. Kimler? Ev biraz kalabalıklaştı bu aralar. Kız kardeşim ve kızı geldi geçen gün. Senin bir kız kardeşin mi var? Evet. Hiç bahsetmemiştin. Uzun hikaye, boş ver. Ben uzun hikayeleri severim, anlatsana. İzmit'te yaşıyordu. Kocası ölünce o da bize geldi işte. Herhalde. Başka nereye gidecekti ki? Elbette canım. Günaydın hanımlar. Günaydın. Günaydın. Taslaklar hazır mı? Hazır. Ama ben onları evde unuttum. Ama bir şekilde aldırırım, merak etmeyin. Peki, toplantı da elimde olsun. Hı hı. Aa, üzülme artık. Ablanı biliyorsun. Ağzından iyi laf dirhemle, kötü laf okkayla çıkıyor. Söyledikleri yanlış şeyler değildi. Ortalıkta onca işsiz güçsüz varken... Ben bilmiyorum anne. Biz yük olacağız size. Aa, ne demek öyle siz biz? Sen ve torunum yanımda ya. Vallahi ben çok mutluyum. Ayrıca babandan kalan her kuruşta senin de hakkın var. Hem ne demişler? Bir kişiye yeter, 2 kişiye de yeter. 2 kişiye yeter, 3 kişiye de yeter. Yine de benim bir şeyler yapmam lazım. O da olur. O da olur. Hele sen bir kafanı topla, o da olur. Alo. Anne, Lale'yi versene. Hale seni istiyor. Efendim abla. Masamın üstünde siyah, büyük bir çanta biçiminde dosya olacak. Evet abla. Onu alıp bana getireceksin. Ama... Annemden para al. Bul bir taksi. Doğru vereceğim adrese getir. Üstüne de düzgün bir şeyler giy. Benim dolabımdan alabilirsin. Öyle çopulcular gibi gelme buraya. Peki abla. Yaz şimdi. Bir saniye. Merkez Efendi Sokak. Hadi bekliyorum. Çabuk. Ne yaptın? Kardeşime söyledim. Birazdan getirir dosyayı. Buraları biliyor mu? Taksiyle gelmesini söyledim. Sizin ev yakın mı buraya? Pek değil. Nerede oturuyorsunuz? Of, amma meraklıymışsın sen de. Bak bu huyunu hiç bilmiyordum ha. Affedersin. Kiralık evinizin eski sahiplerini arıyorum. Ha. Adam öldü. Karısı da çocuğunu alıp 3 aylık kira borcunu ödemeden çekip gitti. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Siz ne için aramıştınız? Gel. Abla. Getirdin mi? Merhaba ben Esra. Hoş geldin. Gel otur biraz. Merhaba ben... Ah, taksi bekliyor onu. Gel ben seni geçireyim.
Al şu parayı. Fazla ortalıklarda görünme. Hemen eve dön. Hadi. Ne tatlı kardeşim varmış. Ya tatlıdır. Artık hep sizde mi kalacak? Sanırım. Çalışıyor mu? Hayır. Zor olacak o zaman. Ben varken hiçbir şey olmaz. Afiyet Sağ olasın. Olsun abi. Bakar mısınız? Bunları tanır mısın? Abi gözüm ısırıyor. Ama çıkaramayacağım. Bunu bilse bilse Hayri abi bilir. Hayri? Bizim mahallenin eski muhtarı. Nerede bulurum bu Hayri'yi? Her akşam haberlerden sonra gelir. Bir iki saat takılır. Anladım, sağ olasın. Afiyet olsun Ayşe teyze. Buyur anne. Sağ ol çocuğum. Annen söyledi. Jale'yi yuvaya vermek istiyormuşsun. Benim torunumun öğretmenlik yaptığı bir yuva var. Düşünürsen... Önce benim bir iş bulmam lazım. Hiç param yok. Ne iş yaparsın? Aklımızda bulunsun. Bir ev kadını ne yaparsa onları işte. Temizlik, yemek, ütü, dikiş, nakış, dantel. Oo, maşallah maşallah. Yalnız böyle oturduğun yerde iş gelip seni bulmaz. Çıkıp sen arayacaksın. Utanmadan, sıkılmadan sorup soruşturacaksın. Ben gazete ilanlarına bakıyorum. Jale ile annemi yalnız bırakmak istemiyorum. Malum annem zorlanır. Aa, düşündüğün şeye bak. Ben ne güne duruyorum? Haber edersin. Gelirim, yarenlik ederiz Fatma kadınla. Çok iyisiniz Ayşe teyze. Teşekkür ederim. Kimsenin halkı düşünmüyor evet. ki. Sadece kendilerini evet. düşünüyorlar. Kendi evet. ceplerini. Doğru vallahi. Evet öyle. Hayri Bey. Buyurun. Bir şey soracaktım. Ne hakkında? Tanır mısınız? Şöyle geçelim. Neden arıyorsun? Hayır mı şer mi? Hayır. Hayırlı bir iş. Hoş. Şer olsa da hayır dersin ya neyse. Hakkın rahmetine kavuşmuş bir adamı bulup da ne yapacaksın? Ben aslında karısıyla kızını arıyorum. Gene gelin. Siz de gelin. Artık Lale kızım var, getirir seni. Bakarız teyzeciğim. Takma artık o güzel kafana hiçbir şeyi. Her şey yoluna gider. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hadi hoşça kalın. Hoş geldin kızım. Kızım karnın aç mı? Yemeği hazırlayalım mı? Ne var? Bezelyeli tavukla pilav yaptı Lale. Bir de irmik tatlısı. Sen seversin diye. Ah, ekmek elden su gölden. Yapın anasını satayım. Nasılsa hala alır. Hazırla bir şeyler. Peki abla. Kendini fasulye gibi nimetten sayan Ayşe kadının ne işi vardı burada? O ne biçim söz öyle? O benim dert ortağım, komşum. Ne zararı var kadının sana? Anladığım kadarıyla bu evde olup biten her şeyi öğrenmiş. Yakında bilmeyen kalmaz. O öyle biri değil. Ha. Yani siz iğneden ipliğe her şeyi anlattınız ama o öyle biri değil. Şu çenenizi tutamıyorsunuz değil mi? Yemek hazır abla. Benim yemeğimi buraya getir. Ben burada yiyeceğim. Peki abla, peki. Ben eski kayıtlara bir bakayım. Belki bir isim, bir adres buluruz. Sağ olasın. Çay ister misin abla? İyi düşündün kızım. Bir çay yap da hep beraber içelim.
Hayır. Şimdi çay içince uykunuz filan kaçar. Çay yapma. Sen bana bir kahve yap. Bu gece çalışmam lazım. Siz de bir an önce yatın, ortalıkta dolaşıp dikkatimi dağıtmayın. Tamam abla. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Ne yetiştirmesinden bahsediyorsun? Sen sadece doğurdun. Kim dokundu bunlara? Sen elledin değil mi? Bunlar senin 10 kuruşlu kalemlerinden değil, anladın mı? Bir daha sakın dokunayım deme. Aa, ne yapıyorsun sen? Aman. Kızım, senin içinde hiç mi sevgi yok? Bırak anne ya. Benim sayemde karnınız doyuyor. İnsan biraz saygılı olur. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yalan mı? Senin 3 aylığın kiraya bile yetmiyor. Ben olmasam ne yer ne içersiniz? Aç mezarı yoktur. Anne güldürme beni. Afrika'da onlardan çok var. Allah her kulunun rızkını verir. Sizinkini niye vermiyor? Allah her kulunun rızkını verir. Bazen biraz uzağa koyar, biz gidip bulalım diye. Bazen de yakınımızda birine verir. Alanı da, vereni de sınamak için. Size çok güzel haberlerim var. Hayrola? Bu ne telaş Ayşe teyze, hayırdır? Hayır, hayır. Çabuk üstünü değiştir, gidiyorsun. Nereye? Galiba sana bir iş bulduk. Benim torunun çalıştığı çocuk yuvası var ya. Yuva mı? Bu adrese gidiyorsun. Orada Gül Hanım var, onunla görüşeceksin. Hadi hadi, acele et. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Hali yok mu? Eskizleri bitirebilmek için sabahlıyor. Birazdan gelir. Anladım. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Senin şu kahraman ayıcık deseni çok tuttu, biliyorsun. Özel okullardan biri ana sınıfında ayıcıklı perde istiyor. Harika. Hı hı. Aynı desenden bir de halı istiyorlar. Birkaç alternatif desen hazırlasana. Çok keyifli bir iş, ben yapabilirim. Ama... Aması ne? Hali. Sanırım bu aralar maddi olarak sorumlulukları arttı. Yani... Bu işi ona verseniz. Sen öyle diyorsan tamam. Benim için fark etmez. Ha. Hale gelince odama gönder. Tabii. Anlatsana kızım, ne oldu? Neler konuştunuz? Artık bir işim var. Gerçi bahara kadar ama olsun. Allah'ım şükürler olsun. Peki ne iş yapacaksın? Misafir için çocuklara kıyafetler dikeceğim. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Üstelik Cale de yuvaya gidecek. Ah, bir taşla iki kuşa. Benim bir işim, kızımın da bir yuvası var artık. Gerisi de Allah kerim. İnşallah hale bir tatsızlık çıkarmaz. Efendim? Hayır Bey, merhaba. Ben Hayri. Merhaba Hayri Bey. Bir şeyler bulabildiniz mi? Lale Karakay'ın evlenmeden önce bağlı olduğu muhtarlıktan annesinin adresini bulabildim. Bilmem işinize yarar mı? Olabilir. Adresi verin, ben yazayım isterseniz. Pazar Fençeli, tamam. Caddesi. Yemek.
Bütün gün evde yan gelip yatıyorsunuz. Bense eşek gibi çalışıyorum. Yapa yapa bunu mu yaptın? Yani çok masraf olmasın diye. Neyse, al şunu şuradan. Bari kahvemi adam gibi yap. Hale. Lale de bir işe girip çalışsa senin yükün hafifler. Ya siz beni rezil etmek mi istiyorsunuz? Niye rezil olasın ki kızım? Kafan basmıyor değil mi? Devir, imaj devri. Benim bir adım var. Ben niye kimseyi bu eve getirmiyorum hiç düşündün mü? Bizden, bu çevreden utanıyorsun değil mi? Adam gibi yerlerde, adam gibi insanlarla yaşamak benim de hakkım. Bütün bunları gerçekleştirmeme çok az kalmıştı ama. Ama Lale'nin gelişi hayallerini yıktı öyle mi? Lale çalışmaya... Lale çalışmayacak anladın mı? Ben Hale'nin kardeşi ayak işleri yapıyor dedirtmem kendime. Bunu kafanıza sokun. Allah kahretsin. Siz ne işe yararsınız ha? Saat kaç olmuş? İnsan bir uyandırır be. Sizin yüzünüzden işe geç kalacağım. Bazen geç gidiyorsun ya o bakımdan. Ne bekliyorum ki? Çenen kadar kafan çalışsaydı bu kadar çok hata üstüne hata yapmazdın zaten. Son zamanlarda hata üstüne hata yapıyor. Özür dilerim ama biraz abarttığınızı düşünüyorum. Yaptığı tuğralar tuğradan başka her şeye benziyor. Senin kahraman ayıcık deseni olmuş sümsük ayı. Daha sayayım mı? Ailesiyle ilgili bazı sıkıntıları var sanırım. Neden o değil? Kendini Kaf Dağı'nda görüyor da ondan. Böyle giderse yakında yeni bir iş araması gerekecek. Lütfen acele karar vermeyin. Hale yetenekli ve çalışkan biri. Son aylarda yaptıklarıyla sabrımı tüketti. Söyle ona artık hata istemiyorum. Merhaba. Hoş geldin Hale. Fabrikadan geliyorum. Nihayet halı desenleri de bitti. Bugün yarın üretime geçerler. Yoruldun ama değdi. Eline sağlık. Güzel iş çıkardın. Aferin sana. Neden? Bükemediğin eli öpeceksin. Herkes yapamaz seni yaptığını. Bükemediğim eli öpmek mi? Canım... Anlamazlıktan gelme şimdi. Sonuçta patron senin başlattığın işi bana verdi. Sen bundan nasıl bir sonuç çıkardın? Kabul et ki senin yaptığın tasarımlar çok satıyor olabilir. Ama benim çalışmalarım daha kaliteli ve daha modern. Hadi anneciğim hoşça kal. Güle güle kız. Buyurun. Kime bakmıştınız? Ben Lale Karakaya'yı arıyorum. Siz sanırım annesi oluyorsunuz. Onu neden arıyorsunuz? Adım Kadir Karakaya. Salih'in abisiyim. Salih her zaman burnunun doğrusuna giderdi. Şuna kendi doğrularının peşinden giderdi desek... Hmm.
Bense babam ne istediyse öyle yaptım. Her neyse. Ben buraya anamın son arzusunu yerine getirmek için geldim. Zamanında yaşananlar gelip geçti. Şimdi ne anam, ne babam, ne de Salih var. Bunlar Jale'nin. Fazla bir şey değil ama gene de bir soluk olur. Gene de bir müşkülatınız olursa arayın. Elimden geleni yaparım. O adam kimdi? 3 kuruş paranız var diye sakın afra tafra yapmaya kalkmayın Lale Hanım. Abla, ne diyorsun sen? Çünkü o para benim hakkım. Hale, ne yapıyorsun sen? O para Jale'nin hakkı. Haftalardır yiyip içip yan gelip yatıyorlar. Ben bakıyorum onlara. Öyle yağma yok. Ama abla. Hale, sen iyice zıvanadan çıktın. Lale de boş durmuyor. Karınca kararınca çalışıyor. Siz benim arkamdan iş mi çeviriyorsunuz sen? Hale! Yeter. Şimdi çemkirmenizin nedeni anlaşıldı. Demek çalışmaya başladın. İkinizin de yüzünü şeytan görsün. Nankörler, ben gidiyorum. Bakalım 3 kuruşla bu çöplükte ne kadar dayanabileceksiniz? Jale'nin parasını bırak. Boş ver anne. O parayı bugüne kadar yaptıklarıma karşılık alıyorum. Hepinizden iğreniyorum. Yine çok şıksınız Hala Hanım. Bundan sonra böyle hayatım. Okul ürünleri geri gönderdi. Esra, sıfırdan bir çalışma yapmanı istiyorum. Olur ama neden? Çünkü kahraman ayının orijinalliğini bozarak yapmışsın. Okul müdürü herhangi bir ayı isteseydik pazardan alırdık dedi. Tam tersine. Kişilik kazandırdım ben ona. Bence Esra... Hale! Çizmeyi açtığının farkında mısın? Tescil aldığımız bir karakteri değiştiriyorsun. Haklısınız. Zamanında sizi düzeltmeliydim. Ama yine de... Hale! Lütfen sus. Bana sus mu dedin? Sen kim oluyorsun da bana... Hale! Daha fazla çirkinleşme. Esra bu işi sana vermem için beni ikna etti ama... Keşke vermeseydim. Esra mı ikna etti? Ağzına yüzüne bulaştırmaktan korkmuştur. Hayır. Senin o işe daha fazla ihtiyacın olduğunu düşündüğü için. Buna inanmamı beklemiyorsunuz değil mi? Tabii ya. Beni yeteneğinle alt edemeyeceğini bildiğin için dişliğini kullandın değil mi? Aman Allah'ım. Şimdi her şey anlaşılıyor. Seni işe aldığım güne lanet olsun. Defol! Şimdi kovuyorsunuz ama çok pişman olacaksınız. Sana defol dedim. Defol!
Buyurun, kime bakmıştınız? Ben bu evin önceki sahiplerini arıyordum. Yaşlı bir kadınla kızı. Ha, onlar şimdi sahilde bir yerde oturuyorlar. Ama tam olarak yerini bilmiyorum. Ama aşağı sokakta fırının karşısında bir dükkanları var. Orada bulabilirsiniz sanırım. Allah her kulunun rızkını verir. Bazen biraz uzağa koyar, biz gidip bulalım diye. Bazen de yakınımızdan birine verir. Alanı da vereni de sınamak için. Ne olur affetin beni.